Haberin sesinden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Hepimizi ilgilendiren, özellikle bugünlerde hepimizi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Değerli bir hekim bizlere eşlik ediyor. Sıcaklıklardan söz edeceğiz. Mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sıcaklıklar. Ki meteorolojiden gelen uyarılar bu yönde daha da böyle devam edeceği. Özellikle neme dikkat çekmişti dün meteoroloji yetkilileri. Bunları duyurmuştuk sizlere. Peki neler yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz? Kimler risk grubunda? Sıcaklık nasıl etkiliyor vücudumuzu? Tamamını konuşacağız programımızın bu bölümünde. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Sayın Mahcube Çubukçu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hepimizi ilgilendiren bir konu. Evet. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ediyoruz ama isterseniz konumuza geçmeden önce birazcık sizi tanıyalım. İlk kez bir araya geliyoruz. Evet, sizi tanımak isteriz dolayısıyla. Evet. Sonrasında konumuza geçelim dilerseniz. Sağ olun. Adım Mahcube Çubukçu. Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aile hekimliği uzmanıyım. Aile hekimliği klinik sorumlusuyum. 5 yıldır da bu hastanede aile hekimliğine devam ediyorum. Hı hı. Biz de sıcaklardan dolayı çok şikayetçiyiz. Evet, aşırı sıcak ve o yüzden bu konuda bilgilendirme yaptığımız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizler ben de kendi çok adıma teşekkür ediyoruz. Davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size de çalışmalarınızda bu inşallah. Noktada. Sağ olun. Çok sıcak hakikaten. Evet. Hissediyoruz bunu. Zaman zaman bana sıcak çarptı, sıcaklıktan iştahım kesildi gibi şikayetleri dile getiriyoruz. Bunları tabii ayrı ayrı konuşacağız ama nasıl etkiliyor vücudumuzu, nasıl zararlar verebilir, riskleri neler sıcaklığın? Evet. Normalde aşırı sıcaklar bizlerde çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Terleme ile aslında vücut atılımı bir şekilde normal haline geliyor ama çok sıcaklarda terleme mekanizması bozuluyor. Evet. Bu nedenle olarak da özellikle yaşlı hastalarımız, kronik hastalık dediğimiz tansiyon, şeker hastası olanlar, bebekler, çocuklar risk grubunda. Onların belli saatlerde dışarı çıkmasını önermiyoruz. Ayrıca şişman kişiler, kalp hastalığı olanlar, çeşitli ilaç kullananlar, enfeksiyon sonrası ateşi yüksek olanlar, alkol, uyuşturucu madde gibi çeşitli kötü alışkanlıkları olan kişilerde de terleme yoluyla vücut ısısı dengelenemediği için onlarda da çeşitli beyin hasarları ya da diğer organlarda kalp dolaşım bozuklukları gibi sıkıntılar sıcaklık ve nem artışıyla görebiliyoruz. Risk grubunda da bu kişileri sayabiliriz. Evet ve görüyoruz ki sıcaklık vücudumuzun neredeyse tamamını etkiliyor. Evet, organlarda hasarlara yol açabiliyor. Değil mi? Çok tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor. Evet. Belki akla gelmeyecek sorunlar çıkarabiliyor ki özellikle risk grubunda olan kişileri saydınız. Onların tabii iki kat dikkat etmesi gerekiyor. Bilgilendirilmek gerekiyor. Değil mi? Kesinlikle işin uzmanına sormaları gerekiyor bu konuyu. Peki zaman zaman sıcağa maruz kaldığımız zaman ağrılar oluşabiliyor vücudumuzda. Kas bölgelerimizde özellikle kramplar oluşabiliyor. Bunlardan birazcık söz edecek olursak hangileri sıcak etkisiyle oluyor? Belirtileri neler? Bu noktada neler yapılmalı? Evet. Sizin de dediğiniz gibi biz bunlara genelde sıvı ve tuz kaybıyla oluştuğu için sıcakta dolaşan kişilerde kas ağrıları görüyoruz ve bunlara biz sıcak krampları diyoruz. Bu kişilerde genelde nabız hızlanıyor, terlemeler artıyor. Soluk bir deri oluşabiliyor. Evet. Kas ağrıları olduğu için de bu kişilerin de mutlaka sıcaktan etkilenmemeleri için belli zamanlarda dışarı çıkmalarını önermiyoruz. Belli zaman dediğimiz zaman aralığını isterseniz ondan da bahsedeyim. 10 ile güneşin en etkili olduğu sıcaklık aralığı 10 ile 4 saati arası. O yüzden kas ağrılarını da sık alt ekstremitede krampları görebiliyoruz. Alt ekstremite derken bacaklar, ayaklarda, o bölgelerde ya da karında bu tür karın ağrısı şeklinde kas krampları da görebiliyoruz. Ya da her iki ekstremitede hem karında hem ayak bacaklarda da bu tür kas kramplarını, sıcak kramplarını görebiliyoruz. Bu kişilerin de daha ilerleyen aşamalarda sıcak bitkinliği dediğimiz duruma maruz kalmamaları için de mutlaka doktorlarına danışmasını öneriyoruz. Evet, sürekli halde mi oluyor peki? Hani kişinin bacağı ağrıyor, bunu sıcakla bağdaştırmayabilir, aklına gelmeyebilir. O yüzden yani kas ağrısı olduğunun ve sıcakla ilişkili olduğunun da mutlaka akılda tutulmasını istiyoruz biz. Bu enteresan hakikaten. Evet. Çünkü kişi bacağı ağrıdığı zaman sıcaktan bacağım ağrıyor düşünmeyebiliyor. Evet, evet. Böyle şeylerle de mutlaka karşılaşıyorsunuz. Aynen. Biz bunu sorgulamak durumunda kalıyoruz. Sıcak havalarda dolaşıyor musunuz? Su içseniz bile
tuz alımını dengeleyebiliyor musunuz? Tuzu alabiliyor musunuz? İşte yoğurt, ayran tüketimini arttırabiliyor musunuz gibi sorularla hani sıcakla bir bağlantısı var mı yok muydu da bizler hekim olarak mutlaka sorgulamak zorunda kalıyoruz. Kişi de eğer bunu bilirse hani bizim işimiz de biraz daha kolaylaşmış olabilir. Bu noktada da hekim ve hasta arasındaki ilişki biraz ön plana çıkıyor. Evet. Kişinin kendisini doğru şekilde anlatması gerekiyor. Değil ifade mi? Etmesi, hasta eğitimi de bizim için en önemli kısımlardan bir tanesi. Kesinlikle. Kişinin o hikayesi, öyküsü dediğimiz bölüm burada yine karşımıza çıkıyor. Aynen. Sorgulanmalı, sorulmalı. Bir sonraki aşaması da sıcak bitkinliğine dönüşebiliyor bu kramplar dediniz. Biz bitkinliği sık kullanıyoruz yazın. Özellikle sıcaklara maruz kalınca üzerimde bir bitkinlik var. Sıcaktan olabilir aklımıza getirebiliyoruz. Kramplarda getirmesek de her ne kadar. Sıcak bitkinliğinden söz edecek olursak, birazcık o konuyu açacak olursak nedir tam anlamıyla sıcak bitkinliği? Sıcak bitkinliği aslında bu sıcak krampların biraz daha ilerlemiş halidir. Ama bunları ek olarak halsizlik, yorgunluk, nabız hızlanması, tansiyon düşmesi gibi bulgular da ekleniyor kişiye. O yüzden hani sıcak bitkinliğinin de sıcak krampların ileri hali olduğunu kişilerin bilmesi ve bu nedenle de bize başvurmasını bizler doktor olarak öneriyoruz. Sıcak bitkinliği de tehlikeli boyutlara ulaşabiliyor değil mi? Evet, onun bir ileri aşaması da zaten işte güneş ya da sıcak çarpması dediğimiz durum. Bu durumun tehlikeli olduğunu herkesin bilmesini istiyorum ben bir hekim olarak. Çünkü bu bilinç kapanması durumuna kadar gidebiliyor. Genelde sıcak kramplarında ve sıcak bitkinliğinde bilinç açık ama bizler güneş çarpması olduğu zaman ya da sıcak çarpması dediğimiz zaman kişinin vücut ısısını düşüremediğimiz durumları kastediyoruz. O yüzden biraz daha önemsemesini istiyoruz. Kişilerde çeşitli sinir sistem hastalıklarına kadar yol açabiliyor. Bir nöbet geçirebiliyor, baygınlık hissi olabiliyor. Bunlar yol açmadan önce de mutlaka kişinin bu konuda bilgi sahibi olup biz hekimlere güneş sıcak çarpması bende meydana gelmiş olabilir diye başvurmasını da öneriyoruz. Biraz daha ileri bir aşama. Değil mi? Çarpmadan önce bitkinlik hissettiği zaman kişi özellikle de programın başlangıcında saydığınız o risk grubundaysa. İlaç kullanımı öyküsü çok önemli. Bazı durumlarda da mesela tansiyon düşürücü ilaçlar kullanan yüksek tansiyona sahip hastalarımız var. Özellikle bu hastalarda da tuz ayarlaması çok önemli. Gerçekten fazla tuz vermek de tansiyon hastalarımızda sıkıntıya yol açabiliyor. Ya da kişi idrar söktürücü kullanıyor olabiliyor. Ve idrar söktürücünün de tuz alımını engellemesinden kaynaklı da farklı sıkıntılar yaratabilir. Bu kişilerin özellikle kronik hastalık dediğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı olan, çeşitli ruhsal problemleri olan, uyku bozukluğu olan kişilerde bile bu tür sıkıntılar ileride farklı daha ciddi boyutlara ulaşabileceği için bunların bu konuda mutlaka bilgilendirilmesi ve alarm bulguları olduğu için de bize başvurmasını bizler özellikle aile hekimlerinin de biraz daha birinci basamakta olduğumuz için ulaşım çok daha kolay. Kesinlikle. Sağlık ocakları genelde evlerimizin yakınlarında. Kesinlikle. Hekimlerimiz her de mahallede. Onların her zaman yanlarında ve hasta eğitimini de çok önem verdiğimiz için yüz yüze görüşmeler neticesinde bunların mutlaka dile getirilmesi ve güneş ya da sıcak çarpmasının da ciddi boyutlara ulaşıp ulaşmayacağını da bilgilenmeleri gerektiğini düşünüyoruz hekimler olarak. Peki kramp ya da bitkinlik şikayetiyle size gelen bir hastaya nasıl müdahale ediyorsunuz? Bu noktada neler yapılıyor hekim ayağında? Şöyle ilk etapta zaten normal ev ortamında bile olsa kişiyi mutlaka önce soğuk ve nemli bir ortam, yani nemli bir ortamdan uzaklaştırıp daha serin bir ortam almamız lazım. O sebep olan lazım. Faktörü ortadan, kaldırmamız lazım. Eğer vantilatör varsa vantilatörle serinletebiliriz kişiyi. Su alımını arttırabiliriz. Bizler genelde sırt üstü pozisyonuna getiririz ilk etapta. Hava yolu açık mı değil mi bunlar? Güneş çarpmasının hani biraz önce de bahsettiğimiz gibi bilinç kapanma durumu da olabildiği için bu tür durumlarda mutlaka hava yolu açık mı değil mi diye solunum dolaşım gibi kontrollerinin hekimler tarafından yapılması lazım. Ama ilk etaptaki müdahaleler belki çevredeki kişiler tarafından da hani serin bir ortamı almak, su vermek o kişiye bunlar da mutlaka önerilebiliyor. Ama eğer kişinin bilinci kapalıysa bizlerin önemli özellikle söylememiz gereken şu o kişiye su içirilmemeli, zorlanılmamalı. Mutlaka o dönemde 112 acil servis ekipleri
çağrılabilir ya da en yakın sağlık kuruluşuna kişi bilinç kapalıysa da mutlaka götürülebilir. Hı hı. Bu noktada güneş çarpmasının hayati öneme sahip evet. olduğunu anlıyoruz. Aynen. Mutlaka bir uzmanın müdahale etmesi gerekiyor evet. kişiye güneş çarpmasında. Adı üzerinde ani gelişen evet. bir durum. Evet. Plajlarda karşımıza çıkan peki o yanıklar da güneş çarpması olarak mı ifade ediyoruz? Ya da gün içerisinde güneşten etkileniyoruz. Başımız ağrabiliyor ya da kramplar söz konusu olabiliyor. Tüm bunları güneş çarpması olarak kategorize etmemiz için nelerin olması gerekiyor? Şimdi güneş yanıkları dediğimiz durumda derinin uzun süre bir sıcağa maruziyeti sonucu oluşuyor. Bir süre burada gerekiyor. Evet, bir bayağı bir zaman geçmesi gerekiyor. Ve kişide derinin kızarıklığı, sıcaklığı, ateş hali gibi bulgular vardır. Ve güneş yanıklarında mutlaka tıbbi olarak da bizlerin yapabileceği şeyler var. Nemlendirici tıbbi losyonlarımız var. Bunları evet. kullanabiliyoruz. Ama kişi güneş yanığından şüphelendiği zaman kendisi de o bölgeyi su ile yıkayabilir, ıslatabilir, silebilir. Bunlar da en azından bize gelmeden önce yapılabilecek şeyler. Ama güneş yanıkları biraz daha güneşe maruziyet neticesinde, daha uzun süreli maruziyet neticesinde oluşabiliyorlar. Evet ve onun da farklı sonuçları oluyor. Evet. İnsan vücudunda onları da konuşuyoruz zaman zaman evet. ki solaryumun da benzer etkileri olduğunu biliyoruz. Evet. Peki korunmak adına bir zaman dilimi ifade ettiniz. Evet. Özellikle risk grubunda olan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini belirttik korunma noktalarında. Başka neler sayabiliriz bu noktada? Sıcaklıkların bize zarar vermesini, güneşin bizi kötü etkilemesini nasıl engelleyebiliriz, nasıl korunabiliriz? Dediğim gibi güneşin en sıcak olduğu zamanlarda, günün en sıcak olduğu saatlerde sokağa çıkmak önermiyoruz. Özellikle risk grubunda olan kişilerde 10 ile 4 arası demiştik. Ama eğer dışarıda çalışılması gereken bir işimiz var ise ve dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka güneşin etkisini biraz azaltmak adına çok fazla derecede güneş koruyucu kremlerimiz var. Bunları kullanabilir. Yüksek faktörlü. Özellikle en az 15 faktörlü güneş kremleri bizler öneriyoruz. Kişiler günde sık sık duş alarak güneşin zararlı etkilerinden korunabilirler. Duş alma eğer çok şansımız yok ise, çalıştığımız yerde böyle bir şansımız yok ise de vücudumuzun özellikle belli bölgelerini, ellerimizi, ayaklarımızı, kollarımızı ve yüzümüzü su ile ıslatmak da bir çözüm oluşturabiliyor bizim için. Güneşten zararlı ışınlarından, etkilerinden korunabiliyoruz. Genelde kapalı alanlar, bu bölgeler gibi havalandırması çok önemli. Mutlaka havalandırmayı öneriyoruz. Biraz önce de bahsettim, vantilatör kullanımı evet. çok önemli. Bebekler, işte yaşlılar, bunlar bu tür kişiler risk grubundalar ya yalnız yaşıyorsa bir yaşlımız mutlaka bunun çevresindeki kişilerin birkaç kez güneş çarpması ya da sıcak çarpması belirtileri var mı diye yok mu diye gözetim altında tutulmalarını öneriyoruz. Çünkü onlar da bu tür sıkıntıları daha çok görebiliyoruz. Daha hassas. Evet. Özellikle bebekler, çocuklar evet, ya da yaşlılar. 1 yaşından küçük bebekler diyebilirim. 4 yaşından küçük çocuklar, bunlar da ebeveynlerin kontrolü altında. Eğer bu tür belirtiler var mı yok mu açısından sıklıkla kontrolü yapılabilir. Aile tarafından gözetim altında tutulabilir. Onun dışında söyleyebileceklerim güneş ışınlarının etkilerinden maruziyetle ilgili nemlendiricilerden bahsettik. Sıvı tüketimi. Sıvı tüketimi, evet. Hangi tür sıvılar evet. kullanalım bunu genelde bizlere soruluyor. Bizlerin önerdiği şeyler genelde süt, ayran ve meyve suyu gibi doğal olan sıvıların evet. tüketimi. Vitamin de alabileceğimiz, iştahımız da çünkü sıcaklıklarla aynen. birlikte kesilebiliyor. Aynen, bunları öneriyoruz. Kesinlikle gazlı içecekleri, kafeinli içecek dediğimiz kahve tüketimini ya da çay tüketimini çok fazla sıvı almak olarak önermiyoruz. Günde genelde 2-2,5 litre susamasak dahi, susuzluk hissi olmasa bile su içimini öneriyoruz, sıvı alımını öneriyoruz. Bunu kişiler eğer su bardağı hesaplarlarsa 12 ile 14 bardak su bardağı şeklinde mutlaka sıvı alımını arttırmaları gerekiyor. Aklıma gelenler evet, şimdi kıyafet bunlar. Konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Evet, kıyafetlerde genelde sıkı kıyafetler değil de bol, rahat, genelde ışığı geçirmeyen açık renkteki kıyafetler öneriliyor. Evet. Güneş şapkaları öneriliyor. Şemsiye güneş gözlükleri. Ya da kullanmak evet. faydalı evet, olabilir tabii mi? Tabii ki. Çünkü bizim risk altında olduğumuz bölgelerimiz en çok yüz, ense, boyun gibi bölgeler. Güneş şapkalar, gözlükler
kente özellikle güneşin zararlı etkilerinin azaltıcı yönde olmalı. İşte şapkaların delikleri, hava delikleri olmalı. Geniş yüzeyleri olmalı ki yüzümüz, boynumuz ya da ensemizde sıkıntılar oluşturmasın. Bunlar da güneş özellikle gözlükleri açısından da önemli, bildiğimiz güneş gözlüklerini kullanmamız lazım. Evet, zararlı etkilerini önlemek açısından özellikle her yerde satılan güneş gözlüklerini bizler hekimler olarak önermiyoruz. Bunların zararlı etkilerini önleyip önlemediklerinin bilinmesi gerekiyor. Değil mi? Aksi takdirde tam daha tersi. Daha farklı sıkıntılar, alerjiler, farklı reaksiyonlar meydana gelebiliyor ciltte ya da güneş göz bölgelerinde. Bunlara da dikkat etmelerini istiyoruz kişilerin. Kendi tedbirimizi kendimiz alabiliriz bu noktada sıcaklıklardan korunabilmek adına. Bunu yapmak için başka yöntemler de denenebiliyor, yanlış yöntemler de denenebiliyor. Maalesef. Az önce güneş yanıklarından söz ettik örneğin ve yüksek faktörlü güneş kremini önerdiniz. Bu noktada kişiler bronzlaşabilmek adına bazen yanlış adımlar da atabiliyor. Onlar nasıl etkiliyor vücudu? Yapılan yanlışlardan birazcık da söz edecek olursak ya da güneşten korunabilmek adına örneğin kişi buzla bunu müdahale edebiliyor kafasına, ensesine ya da bunlar zarar veriyor mu? Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Mutlaka zarar veriyor. Soğuk uygulama dediğimiz uygulamalardan çok fazla derecede hoşnut olmuyoruz. Farklı reaksiyonlar, kişinin cildinde değişik tepkiler meydana gelebiliyor. O yüzden bunları çok fazla önermiyoruz. Kakao yağı, işte çok farklı yoğurt sürmek, salça sürmek, yağ sürmek. Bunlar bizim tıbbi içeriğini bilmediğimiz ürünleri çok fazla derecede güneş yanıklarında ya da güneş çarpmalarında önermiyoruz. O yüzden sadece onların serinletici herhalde etkileri var. Özellikle yoğurt sürmenin, ama bunların hiçbir tıbbi içeriğinin bizim tarafımızdan öğrenilmedi, halkımızın bilmesini istiyoruz. Genelde bizlere danışarak, bizlerin önerdiği, cildiye uzmanlarımızın, aile hekimlerinin önerdiği güneş kremlerini, losyonları sürmelerinde fayda olacaktır. Evet, bu tür yöntemlerden kaçınmak gerekiyor dolayısıyla. Bir diğer etkisi de sıcaklığın isilik şeklinde karşımıza çıkan, bizim isilik olarak ifade ettiğimiz o döküntüler. Özellikle kilo problemi olan insanlarda sıkça karşımıza çıkabiliyor yaz döneminde. Birazcık da ondan söz edelim dilerseniz. Belirtilerinden, yine nasıl müdahale edilmesi gerektiğinden, önlenmesi adına neler yapmamız gerektiğinden bahsedecek olursak. Sıcak döküntüleri dediğimiz isilikler aslında bir çeşit. Yine bu sıvı ve nem tuz kaybına bağlı oluşan derinin tahrişidir. Ve biz bunu her yaş grubunda görebildiğimiz gibi, sizin de dediğiniz gibi şişman kişilerde ya da daha küçük çocuklarda, bebeklerde sık karşılaşıyoruz. Bunlarla ilgili sıkıntılarda da mutlaka kişide işte ateş var mı, deri nasıl, bunların da hekim tarafından kontrol edilmesini öneriyoruz. Kişiye o bölgenin su ile ıslatılabileceğini öneriyoruz. Ama ileri aşamada farklı sıkıntılar varsa ve artış gösteriyorsa da mutlaka bunun isilik olup olmadığının bir hekim tarafından söylenmesinde yarar var. Özellikle çocuklar ve sizin dediğiniz gibi yaşlılarda ve şişman kişilerde de sıklıkla bu tür sorunlarla, sıcak döküntüleri dediğimiz isiliklerle karşılaşabiliyoruz. Belli bölgelerde çok sık görüyoruz. Özellikle kıvrım yerlerinde, dirsek bölgesinde, işte yüz bölgesinde, göğüs bölgesinde, boyunda, ensede. Bunlar hani genelde isilikle sonuçlanan bölgeler. Bunlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Her bölgede çok fazla derecede isilik görünmüyor. Ama bu konuda da isilik mi değil mi konusundaki bu tür döküntülerde de hekime başvurmalarında yarar görüyoruz hekimler olarak. Bu önemli bir detay. Evet. Karıştırılabilir. Evet, hepsi birbiriyle çeşitli döküntülerde olduğu için sıcağa bağlı mı, herhangi bir ilaca bağlı mı, değil mi? Bunların mutlaka kontrol edilmesi ve sorgulanması gerekiyor. Evet, bu noktada da yine o hekimle olan iletişim neticesinde yol belirlenmiş oluyor. Belki laboratuvar testleri ya da başka bir yöntem sayesinde bunun güneş kaynaklı mı, olup olmadı, bir alerji kaynaklı mı ya da bambaşka bir sorun mu öğrenilmesi gerekiyor. Ona göre müdahale edilmesi gerekiyor. Güneş kaynaklı olanlara peki silik olarak ifade ettiklerimizde nasıl müdahale ediliyor? Dediğim gibi bizim çeşitli kullandığımız ilaçlarımız var, losyonlarımız var, ama çok fazla derecede de kendiliğinden geçebildiğini de görüyoruz. O yüzden belli bir süre izlem bile bu döküntülerin geçmesine neden olabiliyor. Ama kişi rahatsızsa, işte farklı sıkıntılar varsa, kaşıntı pek görmeyiz ama onun
gerçekten islilik olup olmadığında sorgulanması lazım. Ama dediğim gibi kremler, losyonlar da kullanabiliyoruz. Hı hı. Ya da bir çeşit gözlemle kendiliğinden geçtiğinde görüyoruz bu tür isilikleri. Evet, güneş neticesinde olan isilikler belli bir kişiye sürede çok zarar vermiyor. Vermiyor. Öyleyse. Genelde kaşıntılı reaksiyonlar, hı hı, görmeyiz. O yüzden bunların ayırıcı tanısı dediğimiz gerçekten sıcağa bağlı mı ya da başka, hı hı, faktörler, biraz önce saydığımız faktörlere bağlı olup olmadığının bizim tarafımızdan da kişiye ve ailesine sorgulanmasını, hı hı, önemli öneriyoruz. Evet, o ayrıcı tanının bizim tarafımızdan yapılmış olması gerekiyor. Evet. Eğer sürekli kişi böyle bir şeyle maruz kalıyorsa böyle, evet, bir duruma. Peki geç dönem etkilerinden güneşin söz edecek olursak. Evet, güneş ışınlarının zararlı etkilerinde en önemli karşılaştığımız belki erken yaşlanma. Hı hı. Bunu ciddi anlamda görebiliyoruz. Güneş lekeleri çok arttı. Hani bizlerde dahil. Eğer koruyucu kremlerin işte etkisi burada çok önemli dediğim, evet, gibi faktörleri çok önemli. Çok iyi kullanılmazsa, özellikle belli bölgelerde, yüz gibi bölgelere ciddi anlamda sürünmezse bunlarda lekelenme, hı-hı, görülebiliyor. Deri kanserleri görebiliyoruz. Ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Evet. Yani ciddi farklı reaksiyonlar, güneşin etkileri, geç dönem etkileri olarak gördüğümüz nedenleri sayabiliriz. Çok tehlikeli boyutlara, evet, ulaşabiliyor. Evet. Programın öncesinde sohbet sırasında ben size sormuştum. Kanamalarla ilişkilendirilebiliyor sıcak hava, varislerle örneğin ya da beyin kanamalarıyla. Evet. Bu da çok çarpıcı bir detay. Seyircilerimizle, evet, de dilerseniz paylaşalım. Bu noktada nasıl etkiliyor vücudu? Kanama riskini nasıl ortaya çıkartıyor sıcak hava? Sıcak hava işte terleme mekanizması bozulduğu için güneşte kaldığımız zaman uzun süreli etkiler neticesinde bozukluk neticesinde kişide çeşitli de reaksiyonlar meydana gelebiliyor. İşte beyin hasarı bile oluşabiliyor ya da kan dolaşım dediğimiz kanamalı işte varis hastalarımız özellikle kalp damar problemleri olanlarda da kalp damar problemlerini arttırabildiği için de güneşin bu tür kalıcı, hı hı, etkileri, çeşitli organlarda hasarlara yol açan etkileri olabiliyor. Özellikle beyin ve diğer hayati öneme sahip organlar dediğimiz, hı hı, organlarda. Kan dolaşım organlarımıza da ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Hani bunların bilinç kapanmasıyla sonuçlanabileceğinden de biraz önce bahsetmiştik. Evet, çok tehlikeli boyutlara, evet, ulaşabiliyor. Maalesef. Belki akla gelmeyecek. Örneğin bir varisin sıcaklıktan etkileneceği kişinin aklına gelmeyebiliyor, evet, ama sıcaklık tüm vücudumuza etkiliyor kan dolaşımı sayesinde. Maalesef. Riskli durumlar oluşturabiliyor, evet, hasarlar, tehlikeli. Geri dönüşümsüz olabiliyor. Değil mi? Bu, evet, noktada da dikkatli olmakta fayda var. Hı hı. Peki ilk anda uzman olmayan bir kişinin müdahale etmesi gereken bir durum söz konusu olursa, sıcak çarpması ya da güneşten kaynaklı bir durumla biz karşılaştığımızda nasıl hareket etmeliyiz? İlk etapta o kişinin mutlaka soğuk ortama alınması gerektiğinden bahsettik. Hı hı. Ne zaman acil müdahale edilmesi gerektiğini kişinin bilmesi lazım. Yani bilincinin kapalı olup olmadığı kişiye sorulabilir. Hı hı. Yani herhangi bir belirtisi var mı yok mu o anda sorgulanabilir. Ve dediğim gibi eğer ciddi bir sıkıntı var ise de mutlaka doktor kontrolüne kişi götürülebilir ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulabilir. Hı hı. 112 sağlık hizmetleri aranabilir. Bilinç durumu kapalı mı açık mı durumu bizim için ciddi bir sıkıntıdır. Bunun, hı hı, da hani sorgulanabilir bilincin kapalı olup olmadığı kişiye adı soyadı işte, hı hı, çevreyle olan ilgisinin ne olup olmadığı sorgulanarak gerçekten ciddi bir müdahale ise doktor mutlaka, hı hı, kontrolüne götürülmeli ya da 112 ekipleriyle görüşülmeli. Ama onun dışında dediğim gibi ıslaklık, soğuk bir ortam, hı hı, su ile silmek, ıslatmak kişiyi ama tabii çok soğuk buzlu sularla, hı, değil. Özellikle baş bölgesini bunu bu şekilde bir travma oluşturacak şekilde değil. Dediğim gibi yani kişiye zorla su içirmek çok, hı hı, mantıklı gelmiyor ya da işte tuzlu ayran. Tabii, hı hı, ki verilebilir ama kişinin farklı sıkıntıları varsa bu farklı problemlere de yol açabilir. O yüzden hani ilk etapta serin bir ortam, sırt üstü yatırılma, bacaklarının biraz yükseltilmesi, hı hı, gibi şeyler kişiler tarafından sağlanabilir. Ama hiçbir ilerleme yok. Kişi baygın halde, hala kendine gelememişse de, hı hı, bilincin de kapalı olduğu gibi bir şüpheye düşüldüyse de mutlaka ekiplere haber verilip o kişiye müdahale edilmesi de gerekmektedir. Evet, hemen 112'yi aramalıyız, evet, böyle bir tabloyla karşılaştığımızda. Evet.
Az önce de söz ettik ama bir kez daha vurgulayalım derseniz sıvı tüketiminden bahsettik. Ama sıvı tüketimi noktasında da yaptığımız yanlışlar var. Asitli içecekler gibi. Asitli içecekler içtiğimiz zaman vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşıladığını düşünebiliyoruz. Hmm. O hararetin giderilmesiyle birlikte. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Tavsiyeleriniz neler olacak? Belki geçici bir süreyle harareti giderdiği düşünülüyor ama hiçbir şekilde bizler tarafından önerilmiyor. Ve o 2-2,5 litre dediğimiz sıvı alımını arttırmak gerekli noktasında da kesinlikle ona bir katkıda bulunmuyor. Tam tersi olumsuz etkiliyor. Evet, evet. Hiçbir yararı olmadığı kesinlikle kanıtlanmış çalışmalarda. O yüzden biraz önce de tekrar altını üstüne basa basa söyleyeceğim içecekler, meyve suları, süt, ayran gibi tuz alımında arttırıcı, özellikle ayranı önemli vurgulamak istiyorum. Bunların içiminin sıvı gıdalar olarak düşünülmeli. Sadece içecek de değil, yağlı gıdalardan bu dönemde özellikle sıcaklık döneminde de uzak kalmalıyız. Sebze meyve tüketimini bir süre daha sıcaklıklar devam edeceği görünüyor. Evet. Bunları da arttırabiliriz. Gıda zehirlenmelerinin de sık yaşandığı bir dönemdeyiz. Evet. Bir diğer yandan. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken beslenmemiz konusunda da noktalar söz konusu. İştahsızlık da beraberinde geliyor sıcak havayla birlikte. Çok fazla herhalde sebze meyve tüketimine önem vermiyoruz. Çok fazla canımız bir şeyler çekmiyor. Ama mutlaka hani dediğim gibi susuzluk hissi olmasa bile en azından sıvı alımını, su alımını arttırarak da kişi kendiyle ilgili sıkıntıların bir kısmını önleyebilecektir diye düşünüyorum. Evet, kavun karpuz tüketimi sık olabiliyor bu dönemde ya da maden suyu, bunları öneriyoruz. Bunları öneriyoruz ama tabii şeker hastası olan kişilerin hani kavun karpuz tüketiminin de şekeri yükseltebileceği unutulmaması gerekiyor. Evet. Ve o yüzden bunlara da çok yüksek miktarlarda değil de belki bir ara öğün olarak belli dozlarda hekimine ya da diyetisyene danışarak belli şekilde almalarını öneriyoruz. Çok fazla değil. Ayarlaması, aşırıya kaçmamak Evet, ayarlaması yapılmalı. Çünkü şekeri özellikle yükselttiği için kavun, karpuz tüketimi, çeşitli meyveleri bunların belli dozlarda ve belli aralıklarda alınması mutlaka önemli. Sağlıklı beslenmek her dönem olduğu gibi yaz özellikle bu dönem için çok önemli. Değil mi? Çok daha fazla dikkat etmeliyiz sıcağın etkisiyle birlikte. Yediğimiz besinler farklı reaksiyon gösterebiliyor ki yağlı besinlerden özellikle uzak durmamız gerektiğini belirttiniz. Yavaş yavaş sonlandıracağız sohbetimizi. D vitamininden de dilerseniz bahsedelim. Sıcaklıktan bahsetmişken plajlardan söz ettik, denizden söz ettik, güneş yanıklarından söz ettik. Tüm bunları aslında D vitamini alabilmek için de maruz kalıyoruz bir noktada. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yeterince D vitamini alabiliyor muyuz? Ya da önemseniyor mu D vitamini? Sizin gözlemleriniz, değerlendirmeniz ne olacak bu konuyla ilgili? 10 ila 4 saatler arasında genelde denize ya da havuza girmeyi önermiyoruz demiştik. Evet. Bu saatlerde sokağa çıkmayı önermiyoruz. Çıktığımız dönemlerde ise D vitaminini tabii ki güneş ışınlarından bir kısmını alıyoruz ama herhalde zararlı etkilerin artmasıyla, güneş ışınlarının zararlı etkilerini, atmosferde meydana gelen çok çeşitli reaksiyonlar neticesinde D vitamini de belli bir doz alabiliyoruz. O yüzden D vitamini yazın çok güneşlenen kişilerde bile Eylül ayından sonra tabii güneşin etkileri azalmaya başladığından dolayı D vitamini alımı azalıyor. Ve kişi de çeşitli şekillerde halsizlik, yorgunluk, bitkinlik dediğimiz, çarpıntı gibi nitelendirdiğimiz kansızlık belirtilerinin bir çeşidinde D vitamini eksikliğinde görebiliyoruz. Evet, bu belirtileri gösteriyorsa kişi özellikle kış döneminde aklına D vitamini eksikliği gelmeli. Evet, depolar boşalıyor öyle düşünelim. Yaz döneminde zaten çok fazla alamadık. İşte belli saatler arasında çok fazla denize havuzu önermediğimiz için buna alsak bile yeterli miktarda D vitamini depolarda olmuyor. O yüzden biz bu tür şikayetler olduğunda da mutlaka kişinin D vitaminine baktırması gerektiğini vurguluyoruz. Bu kan tetkikiyle yapılabiliyor. Bizim hastanemizde olduğu gibi. Kolay bir tanısı var. Kolay bir tanısı var ve kolay da bir tedavisi var. Ve kişi güneşin etkilerini alamasa bile çok çeşitli yararlanamasa bile D vitamininin çeşitli ampulleri ya da damlalarıyla da bu faydalanımdan sağlanabilir. Yani bunu kullanmasını öneriyoruz. D vitamini eksikliği bizim için çok önemli. Ve güncel konularımızdan bir tanesi. Özellikle buna değindiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız bilgiler için, bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak neler ifade etmek istersiniz? Atladığımız bir şey kalmaması adına
bizleri izleyenlere dikkat etmeleri gereken noktalar bağlamında ya da D vitamini konusuyla ilgili ve konuştuğumuz diğer başlıklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tekrar risk faktörü olan kişilerin mutlaka kendiyle ilgili olan işte sıcak krampıdır, sıcak bitkinliğidir ya da işte güneş çarpması durumu var mı yok mu risk grubundaki kişilerin mutlaka hekimine sorgulaması lazım. Aklında bunları bulundurması lazım. Güneş çarpmasının, sıcak çarpmasının çok ciddi sonuçlara yol açabileceğini bilmesi gerekiyor. Bunun dışında denize, havuza girdiğimiz zamanlarda güneşin etkilerinin ne kadar zararlı olduğunu bildiğimiz için güneş kremlerinin, koruyucu faktörlü özellikle güneş kremlerinin altını çiziyorum. Bunların kullanılmasını mutlaka öneriyoruz. Değil mi? Yüz için ayrı kremler de var. Ayrı ayrı değil mi kullanmak faydalı? Evet, özellikle çocuklar için kullanılabilecek kremler, koruyucu faktörlerinin daha fazla olması. En az 50 faktör çocuklar için öneriliyor yüz bölgesi için de. O bölgelerin hani biraz önce de bahsetmiştik risk grubunda olan kişilerin özellikle belli bölgelerini güneş ışığının zararlı etkilerinden koruması gerekiyor. Özellikle geniş yüzeyi olan güneş şapkalarını bu yüzden öneriyoruz. Hava delikleri olmasını öneriyoruz. Evet. Belli bölgelerimiz bizim için çok daha kıymetli. Ya da güneş gözlüğünün, güneşin gerçekten zararlı etkisinin önleyici güneş gözlüğü olup olmadığını mutlaka kişinin sorgulaması lazım her yerden. Göze zarar vermemeli. Evet, gözlük alınmamasını öneriyoruz. D vitamini kontrolü çok önemli dedik. Çeşitli sıkıntıları olan kişiler bunun D vitamini eksikliğinin olup olmadığını hekim tarafından kontrolünü de yaptırırlarsa birçok şikayetin ve sıkıntının geçeceğini göreceklerdir. Bunlar da son söz olarak söyleyebilirim. Evet. Beslenmemize dikkat edelim. Sıvı alımımızı arttıralım. Risk grubunda olan kişilerin özellikle bunlara daha önem göstermesi ve çevredeki kişilerin de bu kişileri gözetim altında bulunması. Onlara da görevler düşüyor aslında. Evet. Ailemizdeki risk grubunda olan kişileri. Aynen. Ya da yalnız yaşayan kişilerin de bir şekilde özellikle yaşlılarımızın bu tür sıkıntıları var mı yok mu bu konuda da mutlaka çevredekilerin biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Kesinlikle. Daha sık bu kişiler ziyaret edilmeli. Daha sık kontrol edilmeli. Eğer hekime başvuru şansı yoksa da bu kişiler bilgilendirilmeli. Çevresindekiler bir şekilde hekime başvuru noktasında da onlara yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz ben bir kez daha. Ediyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, sıcaklığın insan vücuduna zararlarından söz ettik. Korunma yöntemleri bu bölümümüzün konusuydu. Sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam ediyor. Bir haberimiz ekranlara yansıyacak. Türkiye Diyanet Vakfı Müdürü Mustafa Tutkun değerlendirmeler yaptı. Kurban bedeliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıntıları haberimizden izleyeceğiz. Sonrasında ilerleyen dakikalarda yeniden birlikteyiz. Haberin ses sürecek. Bizlerden ayrılmayın. Türkiye Diyanet Vakfı kurban ibadetini dini hükümler doğrultusunda yerine getirmek ve keseceği kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile vekalete kurban kesim programını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl kurbanlarımız kardeşlik için sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun konuya ilişkin konuştu. Diyanet Vakfı olarak önemsediğimiz hususlardan bir tanesi dini esaslara uygunluk ve emanete riayet bizim şiarımız haline geldi. Kurbanların en iyi şekilde dini esaslara uygun bir şekilde kesilmesi ve emanetlerin yerine ulaştırılması konusunda vermiş olduğumuz güveni de kendimize bir ilke olarak edinmiş bir kurumuz. 2016 yılı için belirlemiş olmuş kurban keseceğimiz merkezler yurt içerisinde 215 il ve ilçe merkezi, yurt dışında ise 125 ülke ve 525 bölgede, 125 ülkenin 525 farklı bölgesinde inşallah bizzat Türkiye Diyanet Vakfı gönüllerince gidilip kurbanlarımız orada ihtiyaç sahiplerine kesilip dağıtılmış olacak. Bugün belirlemiş olduğumuz kurban hedefi 225 bin. Geçen yıl 180 bin civarında kurban Diyanet Vakfı tarafından vekalet alınmış ve kesilmiştir diyen Tutkun konuşmasını şöyle sürdürdü. Yurt içinde kesilecek olan 215 merkeze ilave 95 farklı noktada da Türkiye'deki mültecilere dönük, Türkiye'deki yabancı misafirlerimize dönük bir çalışma yapılacak ve o sığınmacı ailelere dönük bir kurban organizasyonu
ayrıca gerçekleştirilmiş olacak bu 95 farklı bölgede. Bu yıl belirlemiş olduğumuz kurban hedefi 225 bin. Geçen yıl 180 bin civarında kurban Diyanet Vakfı tarafından vekalet alınmış ve kesilmişti. İhtiyaç sahiplerine dağıtılmıştı. Bu yıl belirlenen hedef 225 bin. Bu söylemiş olduğumuz 125 ülke ve 215 Türkiye içerisindeki 115 il ve ilçede 225 bin kurban kesmek üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Afrika başta olmak üzere Orta Asya ve Balkanlar dahil dünyanın dört bir tarafında kurbanlarımızı kesip ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış oluyoruz. Burada bir hususu daha belirtmek istiyorum. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl kurban bedeli olarak yurt içi 690 TL, yurt içinde kesilecek olan kurbanlar için 690 TL, yurt dışında kesilecek olan kurbanlar için de 500 TL olarak fiyatlarını belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Profesör Doktor Emine Nur Günay, darbe girişimi ve ekonomideki merak edilen soruları cevapladı. Her şerde bir hayır vardır diyoruz. Biz buna inanıyoruz ve burada da milletimiz birlik, bütünlük ruhuyla, millet olma ruhuyla çıktı. Bu tam anlamıyla ülkemizin ikinci kurtuluş savaşıdır. Bu tamamen milletimizin kahramanlığıdır. Bunun sonucunda şu anda çok güzel bir birlik, bütünlük yaşıyoruz ülkemizde. Gerçekten çok önemli bir süreç geçirdik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl'le Seyit Torun Çanakkale'de temaslarda bulundu. Dün darbelere ve diktalara karşıydık. Bugün de aynı kararlarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi her türlü darbeci anlayışın, diktacı anlayışın karşısında olacak. Türkiye'nin çok ama çok önemli sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, meslek odalarının, sanatçılarımızın, siyasetle yakından ilgisi, uzaktan ilgisi olmayan, bir temel yurttaşlık bilinciyle hareket eden vatandaşlarımızın doldurduğu Yeni Kapı mitingindeydik. Bu miting Türkiye'nin sesi oldu. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 26 kamu görevlisi hakkında açılan ve cinayete ilişkin ana dosyayla birleşen davanın görülmesine devam edildi. Örgütçülerin, tetikçilerin hangi devlet görevlileri tarafından ne zaman devşirildiğini, eğitildiğini, yönlendirildiğini, arkadan itildiğini, kollandığını sıralıyoruz. Bu suikast organizasyonuna ve sonra delillerin karartılmasına, soruşturmanın engellenmesine karışan devlet görevlilerini sayıp döküyoruz. ...15 Temmuz darbe girişiminin görme engelli gazisi İlhan Turan o gece yaşadıklarını anlattı. Nasıl gideceğimizi düşünerek hemen hemen yolun yarısına kadar yayan olarak gittik. Sonrasında yoldan geçen bir araca binip Kavacık Köprüsü üzerine geldik. Orada tanklar bizim üzerimize doğru gelirken hiçbir engelimiz kalmadı. Bütün engelleri aşarak canımızı ortaya koyduk. Biz de bu tehlikenin içine girdik. Almanya Dışişleri Müsteşarı Markus Ederer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Başladım ben ve Ankara'ya gelişimden itibaren de görüşmelerim oldu. İlk ziyaretim hatta
Berlin Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Sayın Karslıoğlu'nu hastanede ziyaret etmek oldu. Çünkü Büyükelçi Karslıoğlu da 15 Temmuz gecesi darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkanlardandı ve o da yaralanmıştı. Pendik'te Kartal Cezaevi'nin arka tarafında bulunan ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar ormanlık alan kül oldu. Vallahi hemşerim neler söylerim. Yani devlet bize ormanlarda mangal yapmanın yasak olduğunu söylüyor ve biz buna halk olarak karşı çıkıyoruz. İşte karşı çıkmamızın sebebi ortada gözüküyor. Diyarbakır'da 12 milyon TL'ye mal olan 15 katlı ve 220 yatak kapasiteli öğretmen evinin Eylül ayında açılması planlanıyor. 60'a kadar çıkıyor. 110 oda mevcut. 30 oda suite oda şeklinde. Van'da polis ekipleri tarafından Tuşbe ilçesinde bir eve yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan sokulduğu değerlendirilen 3730 adet cep telefonuyla 2000 paket sigara ele geçirildi. Bodrum'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine katılan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın çektiği 15 saniyelik video bir günde 81 bin kişi tarafından beğenildi. Bence buradan bir hayır çıkarmak zorundayız ülke olarak. Ama en önemli şey, fark etmek zorunda olduğumuz en önemli şey, kilit noktasını çektiğimizde bütün bir yapının kaldır küldür yıkılacağıdır. O kilit taşı da nedir? Atatürk'tür. Kesinlikle ve kesinlikle bundan sonra tekrar dönüp Atatürk'ün söylediklerine, Atatürk'ün çizdiği yola tekrar bir göz atmak gerekirse tabii bir baktığımızda o temelin, o sağlam yapının aslan gibi orada durduğu belli olur. Yepaş'ın katkılarıyla hazırlanan Haberin Sesi devam edecek. Kablolar yanmadı, elektrik kesilmedi, boğucu duman oluşmadı. Çünkü yangına dayanıklı Borsan kablo kullanıldı. İyi ki Borsan yanmaz kablo kullanmış. Yoksa yanmıştık. Türkiye büyüyor, Borsan kablo 55 ülkede enerjiyi güvenle taşıyor. Futbol şöleni başlıyor. Dünyanın en iyileri yepyeni kadrolarıyla DenSmart'ta sahne alıyor. Messi'li Barcelona, Ronaldo'lu Real Madrid, Guardiola'lı Manchester City, Mourinho'lu Manchester United. Bitmedi. Klopp'lu Liverpool, Lewandowski'li Bayern Münih, Di Maria'lı Paris Saint Germain, Conte'li Chelsea ve diğerleri. Uluslararası Şampiyonlar Kupası 22 Temmuz 13 Ağustos tarihleri arasında DenSmart'ta. Sınırsız internetin keyfini yaşamak TürkSat kabloyla hiç olmadığı kadar avantajlı. Şimdi TürkSat kablonun günde 1 liraya sınırsız internet kampanyasıyla 25 megabite kadar 25 GB Eko sınırsız fiber internet, Tele Dünya giriş paketi ve her yöne 100 dakika uydu net telefon
ayda sadece 29 lira 99 kuruş. TürkSat kabloyla hayatı kaçırma. Habergazetesi.com.tr. Her anınızda, hep yanınızda. Parmak uçlarınızda. Yüzümüzle yayındayız. Ladik Akdağ Doğal Kaynak Suyu. Samsun'un Ladik ilçesinin Akdağ eteklerinde, Soğanlı Köyü yaylasından rakım 1340 metrede yeryüzüyle buluşan bir kaynak suyudur. Kaynağın çevresinde suyu kirletici, hijyenik ortamı bozucu herhangi bir yerleşim yeri veya sanayi bölgesi ya da kirletici herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Ladik Akdağ Doğal Kaynak Su Fabrikası tüm makinalarını 2013 yılında son teknoloji makinalarla yenilemiş olup üretimini 65 bin şişe saate çıkarmıştır. Ladik Akdağ Doğal Kaynak Suyu İşletmesi, Sağlık Bakanlığı'nın doğal kaynak suları ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak Avrupa Birliği standartlarında üretim yapmaktadır. Ladik Akdağ Su Fabrikası, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük su fabrikasıdır. Üretimi tamamlanan Ladik Akdağ Su ürünleri, özel akdağ su araçları vasıtasıyla ev ve iş yerlerindeki tüketicilerimize ulaştırılır.